O zaman ben açıyorum. Umarım sesim geliyordur. Paylaşayım evet, okurum seni matematik projesiyle. Bugün sizlerle birlikteyiz. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Umarım keyif alacağınız bir proje sunumunu gerçekleştirebiliriz. Yaklaşık bir 10 dakikadır buna başlayamadık. Özür diliyorum Zeynel Hocam ve kendi adıma. Okurum seni matematik projesi bizim çocuk edebiyatı ve matematik öğretimini birleştirme fikrimizle ortaya çıkmış bir projeydi. Öncesinde TÜBİTAK 4005 MÖÇEKÜ matematik öğretiminde çocuk edebiyatının kullanılması ve örnek uygulamalar adlı projeye dahil olmamızdan sonra böyle bir proje fikrimiz, bunu önce eTwinning'e taşımamız, sonra sahada uygulamamızla devam bir projeydi. Uygulama ve geliştirme ekibimizde toplamda 7 arkadaş aldık. 7 arkadaşla yola çıktık. Sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmenlerimizle birlikte bu projede yol aldık. Öğrencilerimizle daha çok oyun temalı çalışmalarımıza ağırlık verdik. Mesela ısınma çalışmamız, işte aklında bir sayı tut, tuttuğun kadar komşudan al, işte ben sana 12 veriyorum, komşudan aldığını geri ver, yarısını at, işte elinde ne kalıyor? 6. Bu sadece küçük bir örneğimizdi, ısınma çalışmalarımıza ait örneklerimizden bir tanesiydi mesela. Bunu çocuklar çok seviyorlardı. Acaba öğretmenim sihir mi yapıyorsun, büyü mü yapıyorsun? Yani çok mutlu oluyorlardı. Çünkü yaş grubu da küçük olduğu için özellikle matematik derslerinde bu tarz oyunları, ısınma oyunlarını biz severek kullanıyorduk. Sonra onları çok etkileyen çalışmalardan bir tanesi, sen işte bir matematik sembolü olsaydın acaba hangi sembol olurdun ve neden? İşte bu sembolün senin yaşamında nasıl bir yeri var, nasıl bir yeri olduğunu düşünüyorsun? Bu yine öğrencilerimizi çok etkileyen çalışmalarımızdan bir tanesiydi. Ben mesela demiştim ki ben RT seçiyorum. Çünkü bir ay boyunca Covid testim hep pozitif çıkmıştı. Ve bu da benim ne kadar pozitif bir insan olduğumu bilimsel olarak kanıtladı diye onlarla esprisini de yapmıştım. Herkesin kendine göre seçtiği bir tane sembolü vardı. Farklı farklı dünyaları var. Herkesin farklı seçimleri var. Bu tarz çalışmalar tabii ki onları her zaman çok etkiliyordu. Şimdi projemizde asıl bizim yola çıkmamızın sebebi neden matematik ve çocuk edebiyatı? Biliyorsunuz yapılan ulusal ve uluslararası düzeylerde sınavlar var ve öğrencilerimizin özellikle bu sınavlarda matematik okuryazarlığı, işte okuduğunu anlama becerilerinin düşük seviyede olduğu gözlemleniyor. Yani son yıllarda özellikle yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular bu yönde. Ve bu sonuçlarla birlikte de matematiğin işte kadar zor, korkulan bir ders olduğu, bu artık çocuklarımızda bir algı olarak kalıyor. Bunu yenmek için aslında biz bu projeyle yola çıktık. Çocuklardaki matematik kusurunu yenebilirsek aslında matematiğin korkulan değil, aksine eğlenceli, keşfettikçe onları mutlu edecek bir ders olduğunu onlara göstermeye çalıştık. Mesela Albert Einstein'in çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal okuyun. Daha da zeki olmalarını istiyorsanız onlara daha çok masallar okuyun sözü bizim her zaman mottomuz oldu. Geleneksel matematik öğretim yöntemleriyle öğrencilerimiz matematiği günlük yaşamdan ayıramıyorlar maalesef. Çünkü sadece bir kural olarak algılıyorlar. Gündelik yaşamla bağını kuramadıkları için de sürekli matematiğe karşı olumsuz bir tutum gelişiyor. Bunun önüne geçilemiyor maalesef. Bu karşılıkta bilimsel çalışmalar çocuğun matematik becerilerinin işte okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileriyle birlikte aslında geliştiğini bizlere göstermiştir. Bizim bu projedeki aslında en büyük yol haritamız buydu. Edebiyatın işte sadece matematik dersinde değil, multidisiplin düşündüğümüzde bütün derslerde biz onu entegre edip birçok kazanımla da gerçekleştirebildiğimizi hem kendimiz gördük hem öğrencilerimiz keşfetti hem de bütün paydaşlarımızla bunu paylaşabildik aslında. Matematik ve çocuk edebiyatı bütünleştirmesinin potansiyel faydalarına baktığımız zaman matematiksel kavramlar hikaye bağlamında öğrenildi. Okuma, yazma, dinleme bileşenleri bir araya geldi. Öğrencilerin matematiksel düşünceleri gelişti, matematik kaygıları azaldı. Hikaye bağlantılı materyal kullanılmasına olanak verildi. Ders aktif katılımlar sağlandı. Birden fazla çözüm yolları sunuldu. İşte tarih, kültür, sanat
ve estetik gibi duygulara biz yer verdik. Örneğin mesela elimdeki şu gördüğünüz yine TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarından Matematik Her Yerde serisinin bir tanesi Yavaş Kağan. Mesela sadece bir hikaye deyip geçmedik. Bu Yavaş Kağan'la hem zaman konusunu, işte süre konusunu, hem varlıklar arası ilişkiler, işte sosyal beceri, sosyal başarı, bunların hepsi mesela bir arada götürebildiğimizi birazdan da örnekler üzerinde size aktarmaya çalışacağım. Hangi kitapları kullandık? Matematik bağlamı olan kitapları tercih ettik ama sadece içerisinde matematik bağlamı olan kitaplar değil, elinizdeki herhangi bir hikayeyi de aslında entegre edebileceğiniz bir projeydi bu. Yani yeter ki siz oradan hani bir tane aldığınız kelimeyle bile yola çıktığınızda bambaşka bir noktaya çocuklarınızı getirebildiğinizi fark edeceksiniz. Biz bunu çok güzel yaşadık, bizzat deneyimledik. Mesela elimde gördüğünüz bu Yavaş Kağan'ın örneğini vermiştim. Sonra yine Matematik Her Yerde serisinden mesela Tarçın Nerede, özellikle sıra sayılarını gösterirken çok büyük etkisi oldu bu hikayenin. Sonra Görkem Sayıyor, bazen işte sıfırın birden daha değerli olduğu, hangi durumlarda daha değerli olduğunu mesela bu hikayeyle çok güzel anlatabildik onlara. Hele onları çok heyecanlandıran bir tane hikayelerden birisi de Bora'nın Pazar Heyecanı. Yani bir büyük anne ile torunun pazar macerası ama içe dolu dolu bol bol matematik olan bir hikayeydi. Biz bunları hem yaşadık hem hissettik hem de hayatın içine çok güzel entegre edebildik. Müge Her Şeyi Ölçüyor kitabımız vardı mesela. Ölçme konusunda, uzunluk ölçme konusunda o kadar çok bize hani kolaylık sağladı ki kazanımlar aslında kendi kendine gerçekleşti bile diyebiliriz. Matematik kavramlarını doğrudan açık bir şekilde hani sunulduğu için kitaplarda kavramların işte öğrenilmesi, kavramların hissedilmesi, fark edilmesi bizim için her zaman daha büyük bir kolaylık sağladı. Matematiğin hikayenin temeli olmadığı kitaplar var mesela. Biz bunlara gömülü kitaplar diyoruz. Behiç Akın benim işte bir karışım buna gömülü kitaplardan bir tanesine örnek mesela. Bazı kitaplarımız tamamen öğretimsel. Az önce size gösterdiğim işte Matematik Her Yerde'deki Her Yerde serisindeki kitaplarımız gibi. Biz bunlara işte öğretimsel kitaplar diyoruz. Bir de matematik öğretimi amacıyla kullanabileceğimiz resimli kitaplar var. Bunlara da yine mesela Rapunzel örneğini gösterebiliriz. Yani üç farklı kitap kullandık aslında. Birincisi öğretimsel kitaplar, tamamen işte matematik içeren kitaplar. İkincisi gömülü kitaplar. Yani birebir matematiğin verilmediği, bilginin verilmediği ama hissettirildiği kitaplarımız vardı. Diğeri de resimli kitaplar. Bu da yine sebep-sonuç ilişkisi, işte görsel okulu olarak matematik kazanımlarında oldukça büyük etkisini gördüğümüzü söyleyebilirim. Nitelikli kitaplarımız var. Yani her çocuk okusun, tabii ki okusun ama her çocuk da her kitabı okumasın diyerek aslında biz yola çıkmıştık bu projede de. Nitelikli kitaplarla çocukları buluşturmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Yaşam sevgisi olan, din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ayrımı yapmayan, doğaya ve canlılara saygı duyan, vicdanlı, adaletli insan olmanın ipuçlarını veren kitapları özellikle seçmeye çalıştık. Reçete gibi sunulmayan, hissettirilen, karıştırılan ve sorgulatan biz aslında bu kitapları tercih ettik. Dediğim gibi en başında da söylemiştim, sadece matematik kazanımları olarak değil, aslında biz multidisipliner arası hani devam ettik bu projede. Hepsi kendiliğinden geldi diyebiliriz. Bu çocuk kitapları listemizi isterseniz paylaşabiliriz. İnceleyebilirsiniz. Nasıl? Mesela biz bir tane kitabı nasıl okuyoruz, nasıl entegre ediyoruz? Bunun kısa bir örneğini vermek için birkaç sayfalık bir örnek okuma yapmak istiyorum ben izniniz olursa. Biz bu kitapları nasıl kullandık, nasıl entegre ettik? Kitabın okunması sırasında düşünme becerilerine, matematiksel içerikli sorulara yer verdik, kazanımlarla ilişki kurduk, oyun oynadık, uygulamalı alıştırmalar yaptık, kendi matematik hikayelerini yazmalarını istedik, matematik problemlerinde hikaye unsurlarını kullandık, kitabı sadece dikkat çekme amaçlı kullanmadık, sürece yaydık, yani okuyup bitirmedik, kesinlikle sürece yayıldı bu kazanım odaklı olduğu için. Materyal, maket, afiş tasarlamak bunların hepsini yaptık. Web araçlarını da kullandık. Çocukları teknolojiyle de buluştuk. Mesela hayatında hiç web aramış, öğrenmemiş çocuklarımız vardı. Köy çocuk vardı.
Bunların hepsi mesela web araçlarıyla tanıştığında da bu projenin ne kadar hızlı ilerlediğini daha çabuk görebilmiş olduk. Kitabı sınıf dışı öğrenmeye de entegre ettik aslında. Yani sadece sınıfın içinde okuyup bitirmek değil. Dediğim gibi bunu hem sürece yaydık dışında mesela oyunlaştırarak da okumaya çalıştık. Bu mesela Yavaş Kağan kitabından birkaç sayfa örnek okuyacağım. Buradaki çocuğun tepkileri, işte söylemleri, söyledikleri hareketleri biz bunları mesela birebir bahçede uygulayarak da yaptık. Hem çok keyif aldık hem de bir insana yavaş denmesinin ya da onun biraz daha hızlanmasının nasıl mümkün olabileceğini gördük aslında. Birkaç örnek sayfa okumak istiyorum ben. Okuldaki çocuklar Kaan'a Yavaş Kaan adını takmıştı. En iyi arkadaşı Yağız bile ona yavaş diyordu. Kaan hep sıranın en sonundaki çocuk olurdu. Yavaşlığından dolayı maçlarda hep oyun dışı kalırdı. Kendimizden örnekler verdik. Kantine indiğimizde mesela bazıları çok yavaş. Kantinin her zaman en sonunda kalıyor sırada. Bazıları çok hızlı çünkü zil çalar çalmaz uçarak gidiyorlar kantine. Direkt kendimizden örnekler vererek mesela bu konuyu içselleştirdiğimizi söyleyebilirim. Kaan hiçbir şeyde birinci olamayan bir çocuğumuz. O yüzden aslında Kaan'a sürekli Yavaş Kaan diyorlar. Ve Kaan'ın da sürekli her günü berbat geçiyor. O kadar yavaş ki artık neredeyse böyle ağır vasıta ismini takıyorlar Kaan'a. Ama öyle bir zaman geliyor ki bizim Kaan artık bu yavaşlığından sıkılıyor ve hızlanmaya karar veriyor. Bu da bir süreç. Kaan için bir süreç. Herkes bazen çok yavaş olabilir ve bazen çok hızlı olabilir ama bunun ortasını bulmak aslında önemli. Öyle hızlanmaya başlıyor ki mesela ilk defa hayatında birisi Kaan'a yavaşla, biraz yavaşla, okulda bu kadar hızlı koşamazsın diye bir tepki veriyor. Ve mesela o gün Kaan için bambaşka bir dönüm noktası oluyor Kaan için. Bu bizim örnek okumalarımızdan bir tanesiydi. Dediğim gibi biraz işte yaratıcılık da hani işin içine giriyor aslında. Hani düpedüz işte sıradan bir okuma değil de jestinizi, mimiklerinizi kullanarak işte onları da işin içine katarak kendilerinden örnekler verdirerek aslında bir kitabı nasıl eğlenceli hale getirebiliriz'i göstermiş olabiliyoruz. Burada mesela görsellerle matematik arasında nasıl bir ilişki olabilir açıklayınız demişiz. Bunlar mesela onların hayal dünyasında neler var ya da hangi resimler onlarda ne çağrışımlar yapıyor. Onlarla P4C bile yaptığımız çalışmalar çok oldu diyebilirim. Yani sadece matematik kavramlarını vermek değil, biz aslında her bir kitapla buluşturduğumuzda çocukları P4C yaptık diyebilirim. Çünkü düşündüler, tartıştılar. Yani hayal kurdular, bambaşka dünyalara kapı açıldı diyebilirim. Uygulama örneklerimiz vardı mesela. Her etkileşimle okuma mutlaka bir oyunumuz vardı. Ya da işte kes yapıştır. Mutlaka bambaşka etkinliklerimiz de oluyordu. Çocuklar dinlediği hikayeyle alakalı işte konuşuyor. O hikayeyi yani daha da hani kalıcı hale getirebilmek için bu etkinliklerimizle her zaman desteklemiştik onu. Mesela Kırçıl Horoz kitabımız vardı Ayla Çınaroğlu'nun. Yazar buluşması yaptık. Öğrenciler çok etkilendiler. Ayla Hanım'dan kitabın hikayelerinde mesela bambaşka bir noktaya gitmişlerdi diyebiliriz. Sadece Ayla Çınaroğlu değil birçok yazarla biz öğrencilerimizi bir araya getirdik. Matematik bağlamı olan kitapları nasıl yazdıklarını, o kitapların hikayesinin nasıl ortaya çıktığını bizzat yazardan dinlediler. Yani matematiğin aslında her yerde olduğunu gördüler. Demek ki önemsiz değil, demek ki zor değil, aslında eğlenceli. Aslında dünyanın kendisi bir matematik, aslında hayatın kendisi bir matematik dedirtebildik aslında. Bu proje o yüzden bizim için çok önemliydi. Sonra Atatürk'ün Geometri kitabından bahsettik. Yani Cumhuriyet'in kurucusunun hani böyle bir kitaba önderlik ettiğini hiç duymamışlardı. Acaba Atatürk matematik biliyor mu? Acaba Atatürk matematik kullandı mı gibi sorular gelmişti. Ve biz de çocuklarımızı Atatürk'ün Geometri kitabıyla tanıştırdık. Bu kitabı nasıl yazdı? Bu kitap nasıl ortaya çıktı? Cumhuriyet'in kurucusu olarak işte tanıdığı Atatürk, işte hep savaşmış, cepheden cepheye koşmuş, işte vatanı kurmuş, cumhuriyeti ilan etmiş. Sadece hani askerlik sıfatıyla tanıdığı Atatürk'ün aslında
matematik için neler yapabildiğini görmeleri onlarda mesela çok büyük etki uyandırmıştı. Hem çok etkilendiler, hem çok şaşırdılar, hem de çok mutlu olmuşlardı. Yani Atatürk bile hani matematik kullanmışsa, matematiği biliyorsa biz neden öğrenmeyelim, biz neden yapamıyoruz gibi kendi aralarında aslında konuşmaya başladılar diyebiliriz. Bu yine etkinlik örneklerimizden. Mesela Harezmi kitabıyla buluşturmuştuk onları. Harezmi'nin işte sıfırı bulması, yaptığı çalışmaları, onun da bir zamanlar çocuk olduğu ama hayallerinin olduğu. Sıfırı bulmasaydı acaba bugün biz bu kadar matematikten bahsedebilir miydik? Bunlarla sürekli onları düşündürdük. Yani düşünme atölyeleri yaptık da diyebiliriz. Çocukların dil becerileri, dil becerileri, kendilerini ifade etme güçleri arttı mesela. O kadar çok hani kazanım odaklıydı ki aslında bu projemiz anlatmakla bitmeyeceğimiz kadar çok diyebiliriz. Bazen insan heyecandan da çok bir şeyi bahsedemiyor. Heyecandan çok bir şeyi paylaşamıyor, aktaramıyor. Umarım sürçülisan etmemişimdir, heyecanımı maruz görün. Sunumun en başında da belirttiğim gibi bizim bu projemiz TÜBİTAK projesinden esinlenilmiş bir projeydi. Möçekö projemiz TÜBİTAK 4005. Matematik öğretiminde çocuk edebiyatının kullanılması ve örnek uygulamalar. Projenin kurucusu Burcu Durmaz bizi dahil etmişti bu projeye. Sahada çalışabileceğimize inandığı için bize böyle bir fırsatı vermişti. Biz bu projeyi eTwinning ortamına platformuna taşıdık. Dediğim gibi 6 ilden 7 farklı öğretmenimizle çalıştık ve bu projemiz ulusal kalite etiketi aldı. Bu projeye dahil olan öğretmenlerimizin hepsi aldılar bu etiketi. Bu da tabii ki ayrı bir gururdu. Ödülden öte biz farkındalık yaratabilmek için aslında buralara kadar gelmeyi düşünmüştük. Hayalim planladığımız buydu. Çocuklarda farkındalığı yaratabildik, oluşturabildik. Veliler çok etkilendi mesela. Bundan sonra çocuklarımıza kitapları alırken özellikle işte matematik bağlamı olan kitapları seçeceğiz gibi bize dönütler verdiler. Tabii ki bunlar bizi çok mutlu etmişti. Yine aynı şekilde projemizi işte Meetup zirvesinde de sunmuştuk. İşte 7'den 70'e birçok işte katılımcının olduğu bir platformda da yine projemizi sunmuştuk. Benim sunumum bu kadar. Paylaşmayı durdurabilirim. Hemen Ezel'e söz vereceğim. Yalnız sunumu kapattım ama söylemek istediğim bir şey vardı. Yani bir hikaye deyip geçmemek lazım aslında. Yani kitapla buluşan çocuk, kitapla tanışan çocuğun hayatında neler değişebilir? İşte bir kitap bir çocuğun hayatını nasıl değiştirebilir? Bir çocuğun hayatını işte nasıl etkileyebilir? Hayallerini nasıl büyütebilir? Şurada hemen açabilirsem eğer tekrar sunumu, sizin paylaşmak istediğim bir tane fotoğraf var. Sonra da konunun muhatabını ekrana almak istiyorum. Diyorum ben. Hani hayatında ne değişti, nasıl değişti, bunu nasıl geldi, hayatını değiştiren kitapla nasıl tanıştı. Kendisi şu an yanımda. Fotoğrafı umarım görebiliyorsunuzdur. Bir kitap bir çocuğun hayallerini nasıl büyütür, bir çocuğun hayaline nasıl dokunur, onun hayalleriyle nasıl uçurabilir. Bu temayla ilgili aslında küçük bir misafirimiz var yanımızda. Ezel. Şöyle alabilir miyiz seni? Bu kitap senin hayallerini nasıl değiştirdi? Bu kitap senin hayallerini nasıl uçurdu? İzleyicilerimiz de var. Merak ediyorlardır. Bir anlatabilir misin? Kitaplar senin hayatında nasıl etkiliydi? Nasıl bu kadar etkiliydi? Kitaplarla nasıl ilk tanıştın? Tabii. Öncelikle herkese merhaba. Ben Ezel. 11 yaşındayım. Bu Aziz Sancar'a olan ilgim ve hayallerimin baş köşesine oturmasının sebebi Suat Turgut'un yazmış olduğu Adam Olmuş Çocuklar serisinin Aziz Sancar kitabıydı. Bu kitapları annem bir gün bana getirdiğinde aslında ilk başta Aziz Sancar'ı
çıkartmamıştı Suat öğretmen. Benim ilk baştaki en sevdiğim kişi Oktay Sinanoğlu'ydu. Ondan sonra Aziz Sancar'la tanıştım ve o kitabı okuduğumdan beri hayatımda birçok şey değişti. Neleri yanlış yaptığımı, nelerin peşinden gitmem gerektiğini öğretti bu kitap bana. Aziz Sancar'dan çok etkilendim. Hayat hikayesinden, nasıl çalıştığından, ne kadar yoksulluğun içinde çalıştığından çok etkilendim ve bunu benim de yapabileceğimi düşündüm. Ondan sonra uzay mühendisi olmaya karar verdim. Uzay mühendisi olmaya karar vermemin gerçekten en büyük sebebi Aziz Sancar olabilir. Çünkü onun yaptıklarından bence her insanın kendine çıkarabileceği bir pay var. Ve ben kendime çıkarmam gereken en büyük payı çıkarttığımı düşünüyorum. Geçen hafta sonu Aziz Bey'le görüştüm. Bu Aziz Sancar kitabının yazarı olan Suat Turgut'la bir söyleşi yapmıştık. Ve o söyleşiyi Aziz Sancar'ın yeğeni Ülkü Sancar da izlemiş. Ardından o benimle görüşmek istedi. Aslında benim Aziz Bey'le görüşeceğimden haberim yoktu. Ama onun yanına gittiğimde bir anda karşımda duruyordu Aziz Bey. Açıkçası ne yapacağımı bilememiştim ama sonradan her şeyi başardığımı, çalışmamın gerçekten faydalı ve bana karşı bir sürü şey kattığını anladım. Görüştük, sarıldık ve gerçekten her şey için çok teşekkür ettim kendisine. Kendisi çok çalışıyor, hala çok çalışıyor. Günde 18 saat kadar çalışıyor ve ben de açıkçası sürekli kendisinden etkileniyorum. Teşekkür ederim. Kitaplar bu kadar etkili mi bir çocuğun hayallerini büyütmesinde, ona kendine bir yol çizmesinde? Sence kitapların etkisi nedir? Açıkçası kitapların kişiye göre daha farklı etkileri oluyor. Mesela Sancar bende ne kadar farklı bir etki bıraktıysa o kitabı okuduklarda çok çok farklı etkiler bırakmış olabilir. Ama içindeki bilgiler, satırların aralarındaki şifreler derler ya, hani kitap satırlarının arasındaki şifreler. Açıkçası onlar çok farklı ve onlar gerçekten insanları, çocukları özellikle etkileyebiliyor. Ağaç yaşken eğilir atasözüne de bence çok uyuyor. Yani gerçekten kitapların içindeki dünya daha çok çocuk edebiyatında da olsa çocuklar küçük yaşta kitap okumaya başlıyorlar ve sonuçta o kitaplardan etkileniyorlar, anlıyorlar ve başka dünyalara ışınlanıyorlar. Bence kitapların en büyük özelliği başka dünyalara ışınlanıp kitapları çocukları içine çekmesi olabilir. O zaman Ezel'cim teşekkür ederiz. Son bir soru soracağım. Özellikle matematik bağlamı olan kitapları da okuduğunu biliyorum. Bu kitaplar senin matematiğe olan tutumunu nasıl etkiledi? Açıkçası ben hani önceden hani en sevdiğim ders fen diyordum. Ama ardından bu çocuklar için olan matematik kitaplarını okumaya başladığımda matematik benim hayatımda çok çok farklı bir yer aldı açıkçası. Çünkü matematiğin içindeyim, yani sürekli matematik, sürekli matematik, matematiğin kolay yolları, daha farklı yolları ve böyle böyle ilerleye ilerleye matematik kitaplarının neredeyse elimizde olan hepsini okudum. Ve gerçekten yardımcı oldu açıkçası bana. Hani orada öğrendiğim bir bilgiyi sınavda, hani bu kitapta okumuştum böyleydi diyebiliyorum. Yani genel olarak kitapta okuduklarım günlük hayatımda bana bayağı yardımcı oluyor, özellikle matematik kitapları. Teşekkür ederiz Ezel'cim. Bizimle paylaştıkların gerçekten çok kıymetliydi. Sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım hayallerinin peşinden koşmaya devam edersin. Benim sunumum bu kadardı. Varsa sorular alabiliriz. Alabilirim. Yani cevaplamak isterim. Bu sunumu paylaşabiliriz. Aslında yani ERG'yi de etiketleyerek sosyal medya hesaplarımızda paylaşabiliriz. Bizleri takibe alabilirsiniz. Sayın hocalarım, Zeynel Özbalçık, Fadime Kanden takibe alabilirsiniz. Bugün çok istemediğimiz bir sunum oldu ama Zeynel Hocam bütün şey bana kaldı. Sesini alamadık, çok üzüldüm. Zeynel Hocam'la sağ olsun bu yola birlikte baş koymuştuk. Antalya'dan birlikte geldik. Bu yolu birlikte başlattık diyebiliriz. Biz hedefimize ulaştık mı? Biz hedefimize ulaştık. Gerçekten hem öğrencilerimizde hem velilerimizde bu farkındalığı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü dönüşler çok güzeldi. Çocukların mesela matematiğe olan olumsuz tutumları kırıldı. Biz bunları bizzat gördük. Ve hani artık her gün matematik konuşur olduk.
sürekli bunu tartışır hale geldik diyebilirim. Kitap paylaşırsanız sevinirim. Şurada mesela benim çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi vardı. Onu paylaşabilirim. Bir problemle ne yaparsın? Bakın, aslında bu direkt P4C atölyesi için gibi düşünülebilir. Ama hayır, çünkü problem zaten hayatın kendisi problem. Hayatımızın her yerinde problem var. Ve bir probleme çözüm yolu üretebiliyorsa eğer bir tane öğrencimiz, bence hayatta da çok başarılı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bizim etrafımızda sürekli problemlerimiz ve öğrencilerimizin genelinde bu sıkıntı var. Problem çözmeyi bilmiyorlar. Yani sürekli birilerinden destek, işte benim şu sıkıntım var, benim bu sıkıntım var, işte anne koş, baba koş, işte öğretmenim şunu yapamadım. Hani bunlar aslında bir geçiştirme için değil, sadece çocukları düşünmeye, işte hayal kurmaya, çözüm yolları üretmeye sevk etmekle başlıyor aslında. Gerçekten Seneokur'un matematik projesi, MÖÇK'ün zaten göz bebeği diye adlandırıyorduk biz bunu. Yani bu projeyle bence bütün arkadaşlarımızın tanışmasını istiyoruz. Biz yaptık diye demiyoruz. Biz yaptık. Kazanım odaklı çalıştık. Çok güzel dönütler aldık. Umarım hani sizler de çocuk edebiyatını bütün derslerinizde kullanabilirsiniz. Yani sadece matematik öğretimi gibi düşünmediğimizi de söylemiştim ben en başında. Biz bütün derslere gerçekten entegre ettik bunu. Ve matematikteki başarı da aslında kendiliğinden geldi diyebilirim. Zeynel hocam, eklemek istediğim bir şey var mı? Yaş konusunda da bilgi verebilir misiniz? Şimdi biz yaş bu konuyla ilgili hep soru geldiğinde dediğimiz şuydu. Eğer çocuğunuz işte okumayı seviyorsa, okuduğunu anlayabiliyorsa aslında ona her hani birçok kitabı verebilirsiniz. Hani okumanın yaş sınırı yoktur dedik biz hep bu projede. Okumanın yaşı yoktur. Yani okunacak kitabın sınırı yoktur diye bu mottoyla devam ettik hep. Tabii ki hani öğretmenleri olarak, aile büyükleri olarak hani sizler de hani bu konuda yani detaylı araştırmayı yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi önce sizlerin okuması gerekiyor aslında. Biz mesela kendi okumadığımız hiçbir kitabı öğrencilerimize sunmadık. Bazen içinde hiç beklemediğiniz zaman çocuğun bütün hayatını etkileyebiliyor. Biz bunu yaptık. Sizlere de tavsiye edebiliriz hocalarım. Hani kendi çocuğunuza dahil öğrencilerinize de sunacaksanız önce sizin incelemenizi, önce sizin okumanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yani bu konuda bunları söyleyebilirim. Sunumu paylaşabiliriz. Sunumu nereden paylaşabiliriz? Onu düşünüyorum şimdi. TÜBİTAK Matematik Her Yerde serisinde mesela 19 tane kitap var. Hepsi de birbirinden değerli. O seti düşünebilirsiniz. Onun dışında az önce paylaştığımız liste vardı mesela. İşte Ayla Çınaroğlu'nun, işte Sevil Köybaşı'nın birçok kitaplarıyla buluşmuştuk biz okur yazar buluşmasında. Bunları düşünebilirsiniz. Behiç Akın mesela benim bir karışım. Yani harika bir kitaptı. Keşke fırsatımız olsaydı onu sizlere okumayı çok isterdim. Çünkü o kitabı okumakla kalmamıştık. Biz o kitabı bizzat yaşamıştık. Evet, Zeynel hocam gösteriyor şu anda. İnanın yani siz yetişkinler bile çok büyük keyif alacaksınız. Bence kesinlikle arşivinize ekleyin. Benim bir karışım. Mesela şurada son günlerde özellikle son bir hafta 10 gündür çok konuşulan bir kitap. Benim Zürafam Uçabilir. Bakın burada direkt matematik olarak düşünmeyin ama var. İçinde matematik bile var. İçinde her şey var mesela bu kitabın. Hayal gücü, çocukların işte hayal kurma becerisi, hayal etmenin, kendine inanmanın, azmin ve cesaretin öyküsü anlatılıyor mesela bu kitapta. Her şeyi bulabileceğiniz bir kitap. Bunun dışında görsel sanatlar dersinde de çocuklarınıza istediğiniz zürafayı çizdirebilirsiniz. Yine hayal gücünü ortaya çıkaran harika kitaplardan bir tanesi. Evet, çarp yoksa ben çarparım. Mesela Zeynel hocam şu anda gösteriyor. Çok büyük. Ha, 1 milyon ne kadar büyük. Bakın bunların hepsi de birbirinden harika kitaplar. Kesinlikle hem kendi çocuklarınıza hem öğrencilerinize bunları gösterin, tanıştırın. Matematik Laneti yine çok güzel kitaplarımızdan bir tanesi. Evet. Matiz matematiği sevmiyor. Özellikle mesela diskalkuli ile ilgili sıkıntısı olan öğrencileriniz varsa, hani tanıdıklarınız varsa mesela bu kitabı önerebilirsiniz. Matiz matematiği sevmiyor. Yani harika kitaplardan bir tanesi. Küçük Mor Balık, Sayın Ayla hocamızın, Ayla Çınaroğlu'nun yine harika kitaplarından bir tanesi. Süremiz 5 dakika kalmış bu arada.
Hatırlatma için teşekkür ederiz. Evet, Aç Tırtıl, Eric Carle'ın harika kitaplarından bir tanesi. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Sonra Nokta yine yani dünyada iz bırakmak isteyen çocukların. Değil mi Zeynel Hocam? İz bırakmak isteyen öğretmenlerin başucu kitaplarından bir tanesi. Hatta biz o kitabı nerede de kullanmıştık? Dünya Nokta Günü'nde de kullanmıştık. Özellikle hani iz bırakan, tarihte iz bırakan, işte iz bırakan kahramanları onlara sunarken de kullanmıştık. Bakın sadece noktadan yola çıkıp konuyu nerelere bağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin hani entegre edebilme gücünüzle alakalı. Aslında birçok zamanda da bu kendiliğinden gelişiyor. Yani çok şey bilmenize gerek yok. Bir tane kitap sizi alır. Belki bir aylık kazanımı gerçekleştirmenize yardım edebilir diyebiliriz. Hocalarım bizim sunumumuz bu kadardı. Varsa sorularınız buraya hani yazabilirsiniz. Ben de cevaplamaya çalışırım. Sunumu nereden paylaşabileceğimizi düşünüyoruz. Eğer ERG aracılığıyla paylaşabilirsek sunumu paylaşabiliriz. İsterseniz tekrar açayım. Kitapların fotoğrafını çekebilirsiniz hocalarım. Son 5 dakikam denilmişti ama en azından kitap listesinin fotoğrafını çekebilirsiniz. Yani hocalarım şunu çekebilirsiniz. Mesela Ayla Çınaroğlu'nun Kırçıl Horozu, Küçük Balık, yine Ayla Çınaroğlu'nun Küçük Mor Balık. İşte 1 milyon ne kadar büyük. Yani bu kitapların hepsini biz bizzat deneyimledik. Çocuklar çok sevdi, veliler bayıldı. Kesinlikle inceleyebilirsiniz. Alma fırsatınız olursa alabilirsiniz. Arşivinizde kesinlikle bulunmalı dediğimiz kitaplardan bir tanesi. Mesela 7x9 Eyvah diye bir kitap var. Beyaz Balina Yayınları'nın. Ben buraya koymamışım. O da yine çarpım tablosunu ezberlemekte sorun yaşayan bir çocuğumuzun başına gelenleri anlatıyordu. Harika bir hikayeydi. Bu da yine aklınızda kalabilir. Yine burada az önce ismini zikrettiğimiz kitaplardan bazıları var. Bunun da fotoğrafını alabilirsiniz hocalarım. Sanırım süremiz bitti, bitmek üzere. Bize bugün zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz Zeynel Hocam ve kendi adıma. Aksaklıktan dolayı da kusurumuza bakmayın. Belki bizim heyecanımızdan kaynaklı yanlış bir yerlere mi dokunduk bilmiyorum. Özür dileriz. Daha güzel bir sunum planlamıştık ama Ezel'e de teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdığı için, tecrübelerini paylaştığı için Ezel'e de teşekkür ediyoruz.